Haberin sesinden bir kez daha merhabalar. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her cuma olduğu gibi bugün de haftanın öne çıkan gelişmelerini konuşacağız. Siyaset yine ağırlığımız olacak. Sayın Mehmet Ali Coşkuner stüdyomuzda bizlerle bir arada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine yoğun bir haftayı geride bıraktık. Bazı belirsizlikler hala devam etse de. Evet. Bugünden isterseniz başlayalım bugün bu haftayı konuşmaya. Sonrasında diğer gelişmelere döneceğiz. Bugün önemli bir görüşme vardı İYİ Parti ve CHP arasında. Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener'i ziyaret etti ve ortak bir basın açıklaması yaptılar geçtiğimiz dakikalarda. Ve ittifak anlaşmasının sağlandığı duyurulmuş oldu. Bazı pürüzler vardı, onların çözüldüğünü duyurdular. Oradan başlayalım isterseniz. Samsun'a yansımaları neler olacak? Erhan Usta'nın ismi artık sıklıkla dile getiriliyor ki kendisinin de bazı açıklamaları oldu hafta içi. Onu da özellikle belirtiriz. Kendisi üzerinde bir baskı olduğunu adaylığı noktasında ifade etti. Vatandaşın da öyle bir talebi var. Bizler de çeşitli görüşmeler yapıyoruz ve düşünüyoruz dedi. Nasıl yansıyacak İYİ Parti ve CHP arasındaki ittifak Samsun'a? Şimdi Millet İttifakı adaylarının açıklamasında sadece Samsun'la alakalı değil, Türkiye genelinde çok gecikti. Tabii haliyle hem teşkilatlar hem Millet İttifakı'na oy verecek seçmenlerde bir endişe hasıl oldu. Onun için dönem dönem de genel başkanlar çıkıyor. Hem havayı yumuşatma adına hem o birlik beraberliği dağıtmama adına bu tür söylemlerde bulunuyor. Böyle bir açıklama yapıldı ama sonucu nedir? Yani ortaya konulan şu ana kadar hiçbir şey yok. İşte yarın ve pazar günü hem İYİ Parti hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı'na dayalı kendilerine ayrılmış paylaştıkları il ve ilçelerin adaylarının açıklanacağını söyleniyor. Samsun'da bunların içerisinde deniliyor. Ama yani çok geç kalınmış bir süreç. Erhan Usta olayında da Erhan Usta bir tamam diyor, bir işte en son ailevi sebeplerimden dolayı biraz daha düşünme payı istiyorum diyor. Ek süre istedi en son. Yani bunlar siyasetin biraz kabullenemeyeceği şeyler. Çünkü süreç çok az. 66 gün kaldı seçimlere. Daha bunun devamında belediye meclis üyeleri ve o parti teşkilatının o ilçelerde ve illerde yapacağı çalışma ve propagandalar var. Bunun bir ayağı da sandıklardaki sorumluluklarla alakalı orada yapılacak çalışmalar. Yani çok geç kalındı. Her geçen saat onlar için kayıp. Evet, peki özelde biraz Erhan Usta'yı yine konuşacak olursak aday olması durumunda nasıl bir yarış söz konusu olur? Dün de Sayın Mustafa Demir konuk oldu stüdyolarımıza ve o da özel açıklamalar yaptı. Onları da göz önünde bulundurup böyle bir yarış içerisinde olursa Samsun siz nasıl öngörülerde bulunursunuz? Şimdi Sayın Mustafa Demir dün akşam seçim 2019 programında birlikteydik. 2 saatlik bir süreçte projelerini anlattı, kendisini anlattı. Yeni adayları belli oldu Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday tanıtımıyla birlikte. Zaten 2 aydır 60 gündür Mustafa Demir çalışıyor. Her şeyin hazırlığını yapmış, projeleri, programları, çalışma sistemi ve düzeni hazırlanmış bir şekilde. Ve kendi ifadelerinde ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu il başkanlığını yaptım. 3 dönem milletvekilliği yaptım. Samsun'a 12 yıl aradan sonra bir bakanlık makamı bana verildi. Bakanlık yaptım. Samsun'un sorunlarını ve problemlerini çok iyi biliyorum. Hem mesleğim gereği, hem bakanlığım, hem milletvekilliği döneminde diğer milletvekili arkadaşlarımızla beraber Samsun'a kattığımız katkıların daha üstünde katkı katma adına başta ulaşım, otopark, kentsel dönüşüm ve sanayi yatırımlarını getirebilecek çalışmalar olmak üzere bilgi ve iletişimi ön planda tutarak yeni bir belediyecilik anlayışıyla beraber Samsun'un tamamını kapsayacak 1 milyon 313 bin kişinin herkesine hitap edebilecek ve onların yerel anlamda Büyükşehir Belediyesi ve alt kademe belediyelerde iletişimlerini ve ulaşımlarını sağlayabilecek bir belediyecilik anlayışı, proje ve programını biz hazırladık diyor. Evet. Bununla ilgili zaten geçmiş dönemdeki çalışmalarımızın devamı olduğu gibi yeni çalışmalarda da katkı sağlayarak bunu sürdüreceğiz diyoruz. Şimdi Millet İttifakı bunu bu şekilde karşıdan seyrediyor. Ama şu ana kadar attığı en ufak bir hamle yok. Erhan Usta olayına gelince Erhan Usta eğer aday olacak ise her geçen gün kan kaybediyor. Millet İttifakı'na da kan kaybettiriyor. Bir an önce kararını verip adaylığını açıklayıp yola çıkması lazım. Çünkü hem İYİ Parti'nin teşkilatları
hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşkilatları hem de o kesime oy veren seçmenlerde endişe her gün artmakta. Ve bu artış da Cumhur İttifakı'nın kendinden emin olarak 2 aylık bir süreç içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere zaten bütün 17 ilçede Cumhur İttifakı'nın başkanlığını sürdüren ilçe başkanlarıyla beraber Milliyetçi Hareket Partisi'nin Asarcık Belediyesi Cumhur İttifakı'yla yine aynı çatı altına girmiş oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'ne Alaçam verildi. Bir de 2 belediye başkan makamı oluşmuş oldu. Onlar yollarını yürürken diğer tarafta Millet İttifakı'nın Eren Usta'yı bekleme süreci ise bu mesele bir an önce sonuca gelmeleri lazım ve sahalara çıkmaları lazım. Mesele bu mu peki sizce? Yoksa bu, kesinlikle mesele bu. İyi Parti'nin hem Samsun Milletvekili'nin kurduğu ifadeler basından, kamuoyundan, sosyal medyadan biz de takip ediyoruz. Eren Usta'yı bekliyoruz. Bu da siyaseten çok riskli bir şey. Yani biz Eren Usta'yı bekliyoruz. Eren Usta olmazsa başka alternatif bulacağız. Yani siyaset bunlar olumsuz etki oluşturacak şeyler. Eren Usta yok dedi. Şimdi aylardır çalışan diğer belediye başkan aday adayları var. O insanlarda da haliyle bir kırgınlık. O insanların çalıştığı bir çalışma süreci var. Hazırladıkları programlar, projeler, ekipler var. Yani benim bildiğim mesela bir aday uzun süredir çalışıyor ve her şeyini hazırlamış. Adaylığının açıklanıp sahaya çıkmasını beklerken şu anda işte sen dur, biz karşımıza böyle bir alternatif çıktı. Biz bununla daha iyi yol alma düşüncesi içerisindeyiz. Eğer bu olursa bununla biz yola devam edeceğiz. Olmazsa seninle devam ederiz veya bir başkasıyla devam ederiz. Bu siyaseten bana göre çok etik bir şey değil. Motivasyon düşürücü aynı kesinlikle, zamanda diğer adaylar için. Kesinlikle motivasyon düşürücü. Bence Eren Usta tabii ki Millet İttifakı için, Samsun için o siyasi gelişmeler neticesinde çok güzel bir isimdi. Ama onu yerinde ve zamanında harekete geçirmeleri lazımdı. Şu geçtiği her süreç onlara bence zarar veriyor. Değil mi? Hatta saat bile. Kesinlikle. Bir yani bile yani siyasette bir saat, iki saat çok önemli zaman dilimleri bunlar. Evet, kaldı ki günler geçti üzerinden. Evet, çok hafta uzadı. Başından bu yana yani konuşuyoruz. Yani şimdi bugün işte Millet İttifakı'nı oluşturan iki siyasi partinin genel başkanları açıklama yaptı. Şimdi pür dikkat herkes onlara kilitlendi. Eğer bu cumartesi, pazarda bu açıklamalar olmaz ise, adaylarını açıklamazlar ise bence hepten kan kaybetmeye başlayacaklar. Evet, bir parti meclisi var bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin hafta sonu ve adayların da burada açıklanması artık bekleniyor ki Samsun'da buna kilitlenmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi zaten Atakum'da çok hatalı davrandı, süreci çok uzattı. Yani iddialı oldukları bir bölge ve şu anda da oraya Bafra'dan Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda ismini duyduğumuz Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına oturan Sayın Zihni Şahin Samsun'da ciddi bir kamuoyu oluşturdu kendine göre. Evet. Ve güçlü ve ciddi bir aday olarak Atakum'a geçiyor. Şimdi Atakum adayını 6 tane aday adayı var. Bir tanesini açıklayacak. Pazar günü açıklayacağız diyorlar. Evet. Hangi adayını açıklayacak da 66 günde oradaki Atakum'daki seçim çalışmalarını oluşturacak, ekipler kurulacak, en sıkıntılı belediye meclis üyelerini seçecek, yola çıkacak. 66 gün kaldı. Ben tabii burada isim zikretmek istemiyorum ama benim o 6 adayı içerisinde bu işi hazırlıklı gördüğüm tek isim var. Yani geçmiş dönemde de orada 2004 seçimlerinde belediye başkan adaylığı yapmış Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Geçtiğimiz dönemde de Atakum'da ilçe başkanlığı yapmış. Bütün hazırlıklarını oluşturmuş. 2 tane orada seçim geçirmiş. Hem referandum geçirmiş. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçimi geçirmiş. Atakum'un bütün mahallelerini, bütün çalışma düzenini bilen, kendi siyasi partisinde eksikliklerini tamamlayarak, teşkilatın başında başkanlık yaparak gelmiş. Atakum'la ilgili bütün projelerini hazırlamış Sayın Avukat Cemil Deveci. Ben onun o hazırlıklarıyla beraber Cumhur İttifakı'nın Zihni Şahin gibi bir başkanın karşısında muvaffak olabilecek tek isim olarak ben onu görüyorum. Bunu yani bir siyasi görüş, ben Cumhuriyet Halk Partili değilim.
siyaseten baktığım zaman çektiğim açıdan. Fotoğrafta o var. Çünkü Zihni Şahin 6 aydır Samsun'da ciddi bir kamuoyu oluşturdu. Onun karşısında olacak Millet İttifakı'nın adayının da her şeyinin hazır olması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi de Atakum'da Millet İttifakı'nın seçtiği parti adayıyla çıkacaksa bu işe en hazırlıklı isim Sayın Cemil Deveci. Diğer arkadaşlar da birbirinden değerli arkadaşlardır ama seçim sadece adaylıkla olmuyor. Bölgeyi tanımak lazım, ekipleri oluşturmak lazım, bölgenin sorunlarını bilmek lazım, bununla ilgili ders çalışması yapmak lazım. Seçim sürecini geçirebilirsiniz. Seçim günü çok önemli. Seçim sandıklarına sahip çıkmak lazım. O seçim sandıklarında sonuçları seçim başkanıyla beraber, sandık başkanıyla beraber birleştirme tutanaklarına kadar olan süreçte sandık tutanaklarını oluşturmak, onu siyasi parti temsilcilerinin seçim kuruluna götürmesi, seçim kurulunda o siyasi partinin ilçe seçim kurulu temsilcisinin o sandık tutanaklarını birleştirme tutanaklarına düzenli bir şekilde geçmesi ve altına imza atması bu seçimin kaderini belirleyen en önemli etken. Burada Atakum'da bu işi yapabilecek Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı'nın en iyi adayı Cemil Deveci. Çünkü bunu geçtiğimiz seçim dönemlerinde yapmış, eksiklerini tamamlamış, tecrübeli. Onlar da çok geç kaldı. Kim açıklayacaklarsa, açıklasalar çok geç kaldılar. Evet. Peki Atakum'dan öyleyse devam edelim. Sayın Zihni Şahin ismi açıklandı. Bunun üzerinde birazcık duralım. Çünkü Sayın Şahin şu anda da Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren bir isim. Hatta Sayın Mustafa Demir açıklandığı zaman Zihni Şahin ismi de dile getirilmişti bazı isimler tarafından. İşte kendisinin açıklanması gerektiğini Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için. Bu şekilde bazı dönüşler, sesler de yükselmişti. Dolayısıyla Samsun'da sevilen bir isim olduğunu biliyoruz Sayın Şahin'in ve Atakum'a belediye başkan adayı olarak gösterildi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hafta sonu. Neden sizce böyle bir tercih yapıldı? Tehlike mi görüldü? Zihni Şahin gibi bir isim Atakum'a tercih edildi AK Parti'de. Şimdi ona iki taraftan bakmak lazım. Ben şimdi siyasi gözlükle bakıyorum. İki taraftan objektif olarak iki değerlendirme yapacağım. Bir tanesi evet Zihni Bey Bafra'dan geldi. Samsun'da Zihni abi rolüne büründü. Samsun'un sevgisini kazandı. Nasıl kazandı? Geçmiş dönemde 19 yıl belediye başkanlığı yapmış Sayın Yusuf Ziya Yılmaz'ın yapmadıklarını yaptı. Farklı yani, bir profil çizdi. Evet, yapmadıklarını yaptı. Daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'nde 10 yıl belediye başkanlığı yapmış Sayın Muzaffer Önder'in Muzaffer abi kimliğine büründü. Kapılarını açtı. Gelenlerin taleplerine, onların isteklerine ve arzularına göre cevap verdi. Elinden gelen desteği oluşturdu. Yani gönül belediyeciliği kısmı var ya, şahıslara indi, insanlara dokundu. Minibüsçülerle buluştu, STK'larla toplandı. En büyük sorunlar, minibüsçülerle alakalı sorunlar onların yanında oldu, destek oldu. Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ile temas halinde oldu. Onların bütün isteklerine ve arzularına elinden geldikçe yardımcı olmaya çalıştı. Bu da ona Samsun kamuoyunda ciddi bir potansiyel oluşturdu. Bu süreçte de iyi bir ivme kazandı. Ama tabii sade seçim işi bunlarla sınırlı değil. Onun neticesinde de Sayın Mustafa Demir'in adaylık açıklamasından sonra Samsun'da tabii böyle bir ister istemez bazı siyasi seçimlerde her partide olur. Her seçimde olur bunlar. O tür bir kamuoyunda artı eksi oluşumlar oldu, yorumlar oldu. Şimdi Zihni Bey de buraya aday, madem de böyle bir şey var, ona karşı bir teveccüh var, kendisinin de arzusu ve isteği var. Atakum'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Cumhur İttifakı'nın zorlanacağı bir seçim bölgesi. Çünkü hep bir almış, bir vermiş, bir almış, bir vermiş, öyle bir süreçle geçirdiği bir seçim. Madem Zihni Şahin, Samsun'un Zihni abisi, Sayın Cumhurbaşkanı veya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üst düzey yöneticileri, onlar kendi yaptıkları yorumlarla ve çalışmalarla demişlerdir ki tamam Sayın Zihni Şahin biz seni buraya aday gösteriyoruz. Sen madem bu kadar arzu ve istek içerisindesin, kendine de güveniyorsun, böyle de bir potansiyelin var. Hadi bakalım sen Atakum'a belediye başkanı adayımız ol bizim. Al gel demiş olabilirler. Diğer taraftan da
ciddi anlamda Zihni Şahin'in gerçek anlamda yapılan işte anket çalışması, kamuoyu araştırmaları neticesinde Atakum'da bir risk görülmüştür. Orayı da Zihni Şahin'le açacağız demişlerdir. O da olabilir. Yani, tehlike de görülmüş olabilir. Tehlike de görülmüş olabilir, diğeri de olabilir. Ama ben şunu da söylüyorum. Mevcut belediye başkanı İshak Taşçı bana göre çok başarılı bir belediye başkanıydı. Çok iyi çalışmalar yaptı belediyecilik anlamında. Mesela onun aday olmamasına ben üzüldüm. Zihni Bey'in aday olması Adalet ve Kalkınma Partisi Bafra'dan alıyor. Büyükşehir'de uzlaştırılıyor. Öyle bir talepte bulunuyor. Oraya veriliyor. O nasıl değerlendirir onu bilemem. Ama ben Sayın İshak Taşçı'nın oradan tekrar aday yapılmasına şahsen üzüldüm. Evet. Stratejik açıdan değerlendirecek olursak doğru bir hamle mi yaptı sizce Cumhur İttifakı Sayın Şahin'e aday göstererek? Ya şimdi onların aldığı bir karar var. O karar doğrultusunda izledikleri bir yol oldu. Onun sonucunu göreceğiz. Ama ben şunu söylüyorum. Atakum kolay bir yer değil. İlk bakışta işte Zihni Bey'in Samsun'da oluşturduğu bir kamuoyu var ama Atakum seçmeni farklı bir seçmen. Millet İttifakı orada doğru adayla çıkarsa ortada olan bir yer. Her iki taraf için de zor. Yani İshak Taşçı aday çıkmasıyla Zihni Şahin'in aday çıkması arasında bir fark var mı diyorsanız bence İshak Taşçı orada daha güçlü adaydı. Daha mı şanslı olurdu? Bana göre öyle. Neden? Çünkü Atakum'u daha iyi biliyordu. Bütün her yerin mevcut belediye başkanı yani oranın iktidarı. Her yeri iyi bilmiş, iyi analiz etmiş. Kişileri, kesimleri, ortamları, çevreleri tanımış, dersine çalışmış. Zihni Bey'in İshak Bey'i yanına alması lazım. Onunla birlikte hareket etmesi lazım. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığı 17 ile ulaşma şansı, ilçeye ulaşma şansınız yok. Yani kısmen sosyal medya aracılığıyla, algıyla belediye başkanı seçilebilirsiniz. Ama ilçe belediye başkanlığı seçimi temas da olur, ilkili ilişkilerle olur. Oradaki etnik grupların, oradaki derneklerin, sivil toplum örgütlerin, mahallelerin, köylerin, oradaki insanlarla bir araya gelerek olur. Sadece ve sadece bir partinin mensubu olarak yerel seçimde etkili olamazsınız. İsim çok önemlidir, aday profili çok önemlidir. Aday profili sevilen biridir, abi rolündedir diye insanlar oy vermez. Çünkü Atakum seçmen kitlesi çok farklı bir seçmen kitlesi. Orası eğer Millet İttifakı, ben açık söylüyorum, Cemil Deveci gibi bir ismi açıklarsa çok çalışması lazım her iki partinin. Evet, dolayısıyla özel çalışma gerektiren bir ilçemiz Atakum. Süreci takip ediyoruz bizler de. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bir aday tanıtım toplantısı geçtiğimiz hafta sonu şehrimizde gerçekleşti. Biraz onun üzerinden gidelim. İlçe ilçe isterseniz değerlendirelim. Size en çok şaşırtan örneğin sürpriz ya da bu listede oldu mu? Şimdi orada 3 dönemini tamamlamış. İşte Cani, Kavza, Çarşamba. 3 dönemini tamamladıkları için değişim oldu. Evet. Diğerlerinde de artık mevcut adayların yapılan partilerin tabii Cumhur İttifakı'nın kendi tercihi bu. Çünkü bu ittifaka dayalı bir seçim olduğu için tek taraflı değil. İki partinin de öngörüleri alınarak hareket edilmiştir. Sonra Adalet ve Kalkınma Partisi ciddi anlamda sahaya hakim bir parti. Her yönden hakim. Gerek anket anlamında olsun, gerekse de ilçelerdeki, mahallelerdeki duyum anlamında olsun. Her yerde kulağı olan bir siyasi parti. O değerlendirmeyi onlar mutlaka ona göre yapmışlardı. Bence sürpriz olarak benim düşündüğüm tek Zihni Bey'in Atakum'dan aday olması. Onun dışında öyle sürpriz olarak değerlendirdiğim bir yer yok. İlk adımı da birazcık konuşalım. Birçok ilden daha büyük bir ilçemiz ilk adım ve ilk adım da aslında stratejik açıdan da önemli Samsun için. AK Parti'de de güçlü isimlerin aday adaylık noktasında ilk adımda karşımıza çıktığını gördük ama mevcut başkan Erdoğan Tokla yola devam kararı alındı. Nasıl yorumlarsınız? Ben onu yani en doğru adayın Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı'nın
Erdoğan tok olduğunu seçimi 2019 programında açık ve net olarak söylemiştim. Çünkü Erdoğan tok bir dönem orada belediye başkanlığı yapmış. Belediye başkanlığından sonra orası eskiden Gazi ve İlk Adım diye iki bölgeydi. Osmaniye Caddesi, o şehir kulübünün olduğu caddenin Canik tarafı Gazi'ydi. Atakum tarafı da İlk Adım'dı. O zaman Erdoğan Bey İlk Adım Belediye Başkanı'ydı. Süleyman Kaldırım Gazi Belediye Başkanı'ydı. Birleşince tek çatı altında İlk Adım Belediyesi olunca Adalet ve Kalkınma Partisi Süleyman Kaldırım'ı, Süleyman Bey'i oraya belediye başkanı aday olarak koydu. O da çok cüzi bir oyla Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Necatettin Demirtaş'a 593 oyla verdi. O süreçte Erdoğan Tok yine üstüne düşeni yaptı, dik durdu, yapması gerekeni yaptı. Neticesinde 5 yıl Necatettin Demirtaş orada belediye başkanlığı yaptı. Erdoğan Tok o sürecini boş geçirmedi. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aldığı görevle beraber Ankara'da ilişkilerini ve diyaloglarını sürdürürken ilk adım seçmeniyle, ilk adım halkıyla da hep iç içe oldu, birlikte oldu. Ve onun devamında Erdoğan Tok belediye başkan adayı gösterildi. 3040 oy ile de belediye başkanlığını Necatettin Bey'den geri aldı. Şimdi geldiğimiz noktada dediğiniz gibi ilk adım kritik bir yer. Şimdi Erdoğan Tok gibi bir isim, genç, ilk adımda yaşamış, esnaflık yapmış, yöreyi biliyor, herkesi tanıyor. Benim de yaş grubum, benim gençlikten arkadaşım, şahsi olarak da iyi tanıdığım, kişilik olarak da iyi tanıdığım biri. En doğru adayları oydu, onunla çıktılar. Şimdi Millet İttifakı'nı bekliyor herkes. Necatettin Bey Millet İttifakı'nın adayı olarak hazırlıklar içerisinde. Evet, hatta duyurdu ama parti noktasında bir açıklama yapmadı. Evet. İlk adım için savaşacağını söyledi. Evet, hazırlıklar içerisinde. Onu da rahat bırakmıyorlar. O da bizim iyi tanıdığımız bir şahsiyet. Onun hem belediye başkanlığı döneminde olsun, hem sonrasında olsun. O da ilk adımlığı bırakmadı. İlk adımlığı onu bırakmadı. Devamlı diyalog içerisinde ziyaretlerini sürdürdü. Güçlü bir aday. Yani ilk adımda Necatettin Bey ve Erdoğan Bey karşı karşıya geldikleri zaman her iki ittifak içinde iki doğru isim, iki güçlü isim. Yani oradaki seçim süreci de 66 gün gibi kısa bir zaman kaldı. Ama burada İyi Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı da çok önemli. Yani ona katkı sağlayacak, alt kademe belediye başkanına katkı sağlayacak Büyükşehir Belediye Başkan adayı da çok önemli. Şimdi Mustafa Demir İyi bir isim. Samsun'da bilinen, tanınan bir isim. Samsun'da esnaflık yapmış. Milletvekili yapmış. Bakanlık yapmış. Yine hayatını Samsun'da sürdürmeye devam etmiş. Mustafa Demir de hem benim iş anlamında aynı sektörde olduğumuzdan yakinen tanıdığım biri. Hem de Mustafa Demir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu il başkanı olduğu dönemde de ben bir başka siyasi partinin Samsun'da merkez ilçe başkanlığı yapıyordum. O dönemden tanışıyoruz. O dönemden gelen bir dostluk ilişkilerimiz var. Onun da parti ayrımı olmaz. Çünkü biz Samsun'un da kim kapısını çalarsa her zaman onunla diyaloğunu sürdürmüştür. Ama seçimler partilerle yürüyordu. Şimdi ittifaklarla yürüyor. Yani ilk adımda da Necatettin Bey çıkarsa ve Büyükşehir Belediye Başkanı da etkili bir isim olursa yine geçmiş dönemlerdeki o rekabetçi seçim orada da geçer. Orada da kritik bir tabii. Bir de ilk adım ifade ettiğiniz gibi Büyükşehir Belediye Başkan adayına da büyük oy potansiyeli olan bir yer. Evet. Yani 200 bine yakın seçmeni var. Bu ittifaklarla beraber orada seçilecek başkanın 100 bine yakın oy alması lazım. Bu ciddi bir oy oranı. Yani bugün Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi için 400 binin oy üstünde oy lazım. Onun dörtte biri orada. Yani ilk adım önemli bir ilçe. Dolayısıyla iyi bir strateji gerekiyor ki geçtiğimiz günlerde esasen Cumhur İttifakı'ndaki bazı pürüzlere sebep olan ilçe de ilk adımdı. Evet. Bu manada Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'nin adayı gösterilmiş oldu. Yeni bir süreç söz konusu. Ve tabii ki siz de belirttiniz, Necatettin Demirtaş da açıklamalarıyla gündemdeydi bu haftanın. Yine en çok konuşulan Samsun bazında isimlerinden biriydi. MHP'den kendisine yönelik eleştiriler geldi. İşte koltuk sevdası var şeklinde. Bu diyalogları, eleştirileri nasıl görürsünüz, yorumlarsınız? Şimdi şöyle, Cumhur İttifakı ilk adım belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi'nde olsaydı, mevcut belediye başkan yönetimi,
mutlaka yani siyasi, etik olarak yine Milliyetçi Hareket Partisi ile devam ederdi. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir belediyesi, bir belediye başkanı şu anda mevcut, yönetim onda. Haliyle oradaki tercihi yadırgamamak lazım. Doğru olan yapıldı. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisindeki tepkiler, tabandaki tepkiler, Eren Usta'nın disipline sevk edilmesi, partiden ihraç edilmesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin il yönetiminin, il başkanının görevden alınması, bunlar tabanın sesi. Bu tabanın sesi yine devam ediyor. Aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin içindeki o kaynayan taban, Necatettin Demirtaş'ı ileri atan o yani, o camiye. Ama 66 gün gibi bir zaman var seçimlere. Yani orada önümüzdeki günlerde bu hava söner mi? Yoksa daha alevli gider mi? Şu anda Erhan Usta ve Necatettin Demirtaş güzel bir algı yakaladı. Ama adaylıklarını açıklamalarında çok geç kaldılar. Her geçen günde o zayıflıyor. Karşı tarafta rahat durmuyor yani. Şimdi ne yaptı? Aday açıklamasından sonra Cumhur İttifakı hem belediye başkanları hem yeni belediye başkan adayları bulundukları ilçelerin Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlarını ziyaret ettiler. Propaganda çalışmalarında kol kola gezmeye başladılar. Evet. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi bu işi profesyonelce yapan bir parti. Yani en ufak açık bırakmıyor. En ufak zaman kaybı bırakmıyor. Şimdi Mustafa Demir dün diyor ki biz diyor sabah ezanı yola çıkacağız. Yatsı namazından sonra bizim mesaimiz bitecek. Yani karşıda böyle çalışan bir ekip var. Değil mi? O kadar yoğun bir sürece. Yani 60 gündür Büyükşehir Belediye Başkanı sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe geziyor. Mevcut belediye başkanları aday adayları açıklanana kadar onunla birlikteydi. Şimdi yine açıklanan mevcut belediye başkan adaylarıyla beraber Cumhur İttifakı yoluna devam ederken Millet İttifakı da adaylarını açıklayacak. Değil mi? Güçlü bir çalışma içerisindeler. Ben de esasen bu buluşmaları soracaktım. Siz de ifade ettiniz. İttifak buluşmaları ilçelerde. Tekkeköy'de gördük. İlk örneğini Sayın Hasan Togar her iki partinin de ilçe başkanlarıyla kol kola bir görüntü verdi. İlk adımda yine aynı görüntüyü gördük. Ve dün de Atakum'da yine Sayın Zihni Şahin aynı görüntüyü verdi. Bakın dün programda Sayın Mustafa Demir, Adalet ve Kalkınma Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayının bazı ifadeleri var. Biz Cumhur İttifakı olarak seçimlere giriyoruz ama ittifakta olan arkadaşlarımızla birlikte bu seçim sürecini ve sonrasındaki belediyeleri onlarla birlikte yönetirken bütün Samsun'la birlikte ortak akılla yöneteceğiz diyor. Yani o gönül belediyecilik anlamında ifade edilen belediyeleri daha makamlara oturmadan, seçimler geçmeden o düşünce yapısıyla hareket etmeye başlıyorlar. Nerede gördük işte ertesi gün ifade ettiğiniz gibi hemen diğer siyasi partilerin ilçe teşkilatlarıyla kol kola çalışmalara başladılar. Şimdi karşıda böyle bir güç var. Diğer tarafta da daha siz adaylarınızı belli edememişsiniz. Karşınıza daha farklı bir isim çıkıyor, onun peşine takılıyorsunuz. Daha bu adaylar belli olacak. Meclis üyeleriniz oluşacak. Ondan sonra sahalara çıkacaksınız. Yani diyecek bir şeyim yok. Çok geç kalıyorlar. Evet, bir diğer noktada yine adaylara baktığımızda iki adayın kadın olduğunu görüyoruz. Birazcık ondan da söz edelim. Ladik'te Sayın Nurhan Yapıcı Özel'in ismi açıklandı AK Parti tarafından ve Sayın Mehtap Yeşilbaş'ın ismi de zaten açıklanmıştı. Bu manada nasıl görüyorsunuz Samsun'u, nasıl yorumlarsınız? Yani şimdi her iki ilçede normalde bayan adayını kaldıracak ilçeler değil şu anda. Yani tabii partilerin kendi tercihleri. Hangi ilçelerde olabilirdi sizce kadın aday? Yani daha çok sahilde kalan ilçelerimizde olabilirdi. Ama tabii oralarda da olmayacak diye bir şey yok. Yanlış da anlaşılmak istemem. Ama olması da lazım. Yani kadınların da bir yerlerden aday olup kendilerini göstermesi lazım. Vallahi onu Samsun böyle bir şey geçmişte yaşamamış. Deneyecek, test edecek. Hep beraber göreceğiz sonucunu. Umarız bu sayılar yani daha seçim da artar. Seçim sonucunda bakacağız. Bir önceki seçimlere göre alınan oylarla şu anda alınan oylar, kadın seçmenin kadın adaya gösterdiği ilgi, onları test etmiş olacağız. Değil mi? Ayrı ayrı değerlendirilecek. Başka bir bakacağız. Alan.
karşımıza çıkmış oldu bu seçim sürecinde. Tabii propaganda süreçlerini sürdürüyor her iki isim de tıpkı diğer adaylar gibi. Evet. Yine ilçe ilçe baktığımızda Bafra'dan Sayın Hamit Kılıç'ın isminin ön plana çıktığını, tercih edildiğini daha doğrusu gördük. 19 Mayıs'tan yine Sayın Osman Topaloğlu ismi karşımıza çıktı. İki ilçemizde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı ve Sayın Erdoğan da özellikle vurgu yaptı. Tıpkı AK Parti'den aday olmuş gibi bu iki arkadaşımız için de çalışmamızı sürdüreceğiz. Hiçbir ayrım olmayacak dedi. Bu iki ilçe için görüşünüz nedir? Milliyetçi Hareket Partisi'ne evet, kalan Asarcık ve Alaçam. Alaçam ilçesindeki belediye başkan adayı zaten geçmiş dönemde orada belediye başkanlığı yapmış bir arkadaş İlyas Acar. Evet. Asarcık belediye başkan adayı Sayın Şerif Kılavuz da iyi bir seçim stratejisiyle orada yani zor bir şeyi başardı. Yani dışarıdan gurbetten gelip Asarcık'ta ama gurbetten gelip seçim sürecine girdi ve orayı aldı. Belediye başkanlığı döneminde de partisinde kaldı ama kendi ifadelerinde de ben Asarcık Belediye Başkanı iken de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hangi milletvekiline gittiysem bana her anlamda yardımcı ve destek olmuştur dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin normalde aslında yani seçimlere kadar olan bir süreç tabii seçim kazanmayla alakalı ama ondan sonraki süreçte onların birlik içerisinde olduğunun örneği orada var. Şimdi de Cumhur İttifakı oldu. Dün Mustafa Demir de aynı ifadeleri kullanıyor. Yani onların Adalet Kalkınma Partisi'nden veya Milliyetçi Hareket Partisi'nden değil de Cumhur İttifakı çatısı altında her iki ilçenin de belediye başkan adayları bizim kendi adayımız. Yani biz ona o gözle bakıyoruz. Bizim teşkilatlarımızın, onların teşkilatı, onların teşkilatları bizim teşkilatımız. Yarın biz oraları nasip olur da kazanırsak hep birlikte kendi partimizin, Cumhur İttifakı'nın çatısı altında. Çünkü biz böyle bir kader birliği yaptık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaptık. Ülkenin bekası için yaptık. Ülkenin geleceğiyle alakalı yaptık. Bize oynanan oyunlarla alakalı yaptık. Böyle bir bakış açısı var her iki partide de. Onun için o her iki partinin bu bakışa inanmış olan teşkilatları, bu bakışa inanmış olan belediye başkanı adayları o yolda birlikte hareket ediyorlar. İşte çatlak sesler çıktı. Ne oldu? Görevden alınmalar oldu. Bir milletvekili ihraç oldu. Çünkü o olmazsa olmazları Cumhur İttifakı'nın. O yönde onların bundan sonraki izleyeceği yol aynı şekilde devam edecek. Evet, dolayısıyla bir ayrım olmadan. Türkiye'de seçim sistemi değişti. Yani sanki iki partili gibi bir seçim sistemi oldu. Evet. Çok geçmiş yıllarda işte ilk partili dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki partili dönem Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Şimdi Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı var. Yani böyle bir iki taraflı bir seçim yarışlarında iki grup oldu. Eskiden 4-5 grup vardı. 4-5 parti vardı. Bunun aslında olması da iyi oldu. Çünkü %50 oyun üzerine çıkan orada yönetimi almış olacak. Nasıl Cumhurbaşkanlığı seçiminde oldu. Daha düzgün oldu. Bence bu türlü bir yerel seçimde de ilk denemesini yapıyoruz ama sonucunda kazanan orada kim kazanıyorsa kazansın o ilçe kazanmış olacak. Oradaki yapacağı yönetimlerin, belediyeciliğin, belediye başkanlığının görev süreci boyunca %50 gibi bir oyla geldiği için her anlamda rahat hareket edecek. O ilçe kazanacak. Tabii. Bir yapı. Programın başında belirttik Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını. Sayın Akşener'in açıklamalarında vurguladığı bir nokta vardı ki izliyoruz, takip ediyoruz ki sanki biz savaşa giriyoruz seçime değil de böyle sert bir üslup var, kutuplaştırıcı açıklamalar var dedi Sayın Akşener. Genel manada siz nasıl yorumluyorsunuz bu son günleri Türkiye bazında değerlendirecek olursak nasıl bir seçim sürecindeyiz üslup açısından? Şimdi seçim süreci dediğim gibi yani 31 Mart'a kadar bir seçim var. Yani bunun adına ne derseniz deyin. İşte Meral Hanım savaş o bu diye değerlendiriyor. Ya bu seçimdir yani. Seçim işleri biraz sandıklar kapanıp, oylar sayılıp, seçim kurullarından kazananların isimleri çıkıp, itirazları bitip, mazbatalarını alınana kadar olan süreçte bu böyle sürecek yani. Dozu bazen artacak, bazen düşecek. Herkes kendi hakimiyetini ön plana çıkarması için birçok söylemlerde bulunulacak. Ama sonuçta Türkiye
bir yerel seçime giriyor. Nasıl Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde iki ayrı grup oluştu. Şu anda da yine iki ayrı grup var. Biri Cumhur İttifakı, biri Millet İttifakı. Bu iki grup da bu mücadelede, bu yarışta, bu hizmet yarışında kazanma mücadelesi içerisinde bu tür söylemler olacak yani. Geçtiğimiz günlerde olduğu gibi önümüzdeki günlerde de olacak. Seçimin son zamanlarında belki daha da gerginleşecek, daha da sertleşecek. Bu hep böyle olmuştur, her seçimde olmuştur. Bütün bu bizim sadece bizim ülkemizdeki seçimlerle alakalı değil. Bakın ben yurt dışında iş hayatı boyunca çok uzun süre kaldım. Kaldığım ülkelerde de siyasetten uzak kalmadım. Siyasi oluşumların içerisinde oldum. Oralarda da danışmanlık ve görevler aldım, yürüttüm. Oralarda da bu böyle. Bizim ülkemiz yine iyi. Yani bazı ülkelerde seçim sonrası karşı siyasi partilerini yani parti basmalar, kazanan taraf diğer kaybeden tarafın elinden vatandaşlığını bile alıyor. Mesela örnek veriyorum Gürcistan. Saakashvili Gürcistan'da Cumhurbaşkanlığı yaptı. Kaybettikten sonra ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Elinde bütün mal varlığı alındı. Siyasi bütün gücü alındığı gibi çoluk çocuğuyla beraber vatandaşlıktan da çıkartıldı. Ülkesini terk etti. Yani bu işler böyle olur ama bizim ülkemiz demokratik hukuk sistemini ön planda tutan, ne olursa olsun, ne söylenirse söylensin, bir yerde yine ortak noktada buluşan bir yönü var. Onlar normal ahlaki değerlerin dışarısında kalmadan o sınırlar çerçevesinde her zamanki olduğu gibi bu seçimlerde de olacak yani. Evet. Bu kaçınılmaz bir son yani. Doğru. Bu yerel anlamda da olacak. Hatta küçük ilçelerde onlar daha keskin oluyor yani. Muhtarlık seçimlerinde örneğin. Tabii ya. Bu her seçimde böyle. Yani dernek seçimlerinde de böyle bu. Oda seçimlerinde de böyle bu. Yani her yerde bu. Seçim işi böyledir yani. Bitene kadar o mücadele verilir. Değil mi? Siyasetle ilgili bir toplumuz bir yandan da. Duygularıyla da hareket eden kesinlikle bir toplumuz. Kesinlikle. Bir de heyecanlıyız. O heyecanın da verdiği etkenden dolayı. Bir de particilik bir müddet sonra böyle olayların da içine girdiği zaman, yani işin içine girdiğinizde, motive olduğunuzda artık öyle bir noktaya geliyor ki tamamen duygularınızla hareket etme durumunda kalıyorsunuz. Hele de seçimin böyle hararetli olduğu dönemlerde, kazanma riskinin iyice riske girdiği dönemlerde ister istemez bazen ağızdan çıkmaması gereken cümleler sarf edilebiliyor. Evet. Umarız tabii olumsuz görüntülerle karşılaşmayız. Olmaz. Niye? Çünkü bunun bir geçmişini yaşadık biz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve milletvekili seçiminde. Onu test etti bu millet, bu seçmen. Öyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Evet, ki bu manada aslında yine şehrimizde pazar günü geçtiğimiz bir toplantı yapıldı. Seçim güvenliği toplantısı ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu da Samsun'daydı. Bu toplantıda valilerle bir araya geldi, emniyet müdürleriyle bir araya geldi. Onun da vurguladığı nokta aslında özellikle muhtarlık seçimlerine işaret ettiğini gördük ve centilmenlik içerisinde bu yarışlar gerçekleşsin vurgusuydu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında daha küçük gruplarda bu atmosferin daha yoğun şekilde yaşandığını görüyoruz. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Süleyman Soylu bana göre gelmiş geçmiş en iyi İçişleri Bakanı. Süleyman Soylu ben geçmiş siyasi hayatımda tanıdığım bir kişilik, şahsiyet. Yaş grubumuz da aynıdır. Hem 15 Temmuz sürecinde biliyorsunuz TRT'ye kendini ortaya koyarak yani dışarı çıkmış birçok isim farklı hareketlerde bulunurken o kendini ortaya koymuş bir isim. Ve siyaseti çok iyi bilen biri. Türkiye'yi çok iyi analiz eden biri. Yani Süleyman Soylu olarak, kendi şahsı olarak bunları söylüyorum ben. Ve hiçbir yerde açık kapı bırakmadan Türkiye'de iç işlerinde, bakın bu mesela 15 Temmuz sonrası ülkemizde geçen bir süreç var yani. Bunu dikkat edin, emniyet güçleri şu anda emniyet güçleri haddinden fazla mesai harcayarak bir geçirdiği bir süreç var. Hala da o süreci devam geçiriyor. Ediyor, evet. Yani bir polis memuru arkadaş normal mesaisinin 2-3 katını harcayarak bir şube müdürü arkadaş kendi şubesinin dışında 3-4 şubeye müdürlük yaparak özveriyle çalışan bir yapı var. Bu maneviyat da olur. Bunu da sağlayan bu işin başındakidir. Yani Süleyman Soylu.
Onun için hiç açık kapı bırakmadan hem gençliğinin verdiği hem genç yaşta aldığı tecrübelerle beraber böyle bir İçişleri Bakanı'yla 31 Mart yerel seçimlerinde de en ufak bir sıkıntı olmadan geçeceği kanaatindeyim. Evet, bu konuya konsantre olunmuş kesinlikle, durumda. Kesinlikle. Bu toplantılarda bunun en bakın yine söylüyorum, Süleyman Soylu Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı İçişleri Bakanı'ndan biridir. Tektir. Niye? 15 Temmuz gibi bir sürecin sonrasını bu kadar sessiz, sedasız, sıkıntısız, toplum içerisinde bölünmeler olmadan geçirdiğimiz bir süreç yaşadık. Hala da yaşıyoruz. Değil mi? Hassas Türkiye'de mi? Türkiye'de güvenlikle alakalı hiçbir vatandaşın hiçbir sorunu yok. Herkes çok rahat bir şekilde bu ülke sınırları içerisinde hareket ediyor. Bu da Türkiye'deki kollu kuvvetlerle sağlanıyor. Ki bu kollu kuvvetler bu 81 milyona karşı sayı olarak aslında az ama hizmet olarak çok fazla özveriyle çalışan bir kollu kuvvet. Bunların başında da Sayın Soylu var. Evet ki 15 Temmuz sonrası süreç aynı şekilde devam ederken bir yandan da PKK ile mücadelenin de yine yoğun kesinlikle şekilde devam ettiğini de ifade edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Bu haftayı da böyle tamamladık. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda da. Evet sevgili seyirciler, bu haftayı böyle tamamladık. Programımızı sonlandırdık. Sayın Mehmet Ali Coşkuner'le bir aradaydık ve hafta boyunca konuştuğumuz, dile getirdiğimiz gelişmelerin üzerinden geçmiş olduk sohbetimiz boyunca. Programımızı da bugünlük sonlandırıyoruz. Hafta sonu burada olmayacağız ancak pazartesi sabahı yine saatler 12'yi gösterdiğinde burada olmayı umuyoruz. Sizleri de ekran başına bekliyoruz. Hepimiz için güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.